genel izleyici için uygundur. A Haber ekranlarından herkese merhaba. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Bu programımızda üniversiteleri konuşuyoruz, tercihleri konuşuyoruz, üniversitelerin öğrencilere sağladığı imkanları konuşuyoruz. Birbirinden değerli konuklarımla birlikte bu bölümümüzde Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizlerle olacaklar. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öğrenciler zorlu bir maratonu atlattılar. Şimdi önemli bir tercihte bulunacaklar. Evet. Tercih yaparken özellikle hem veliler için hem de öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi hayatın önemli bir dönüm noktalarında tabii herkes aslında kendi mesleğini belirlemiş diye düşünüyorum. Belirlemek zorunda evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli olan yeteneğine göre, sevdiğine göre, beklentine göre bir üniversite seçmek veya bölüm evet. seçmek. Üniversiteden de önemlisi belki. Tabii arkadaşlarımız bunu zamanla ilkokuldan beri kendi yeteneklerine göre, kendi özelliklerine göre seçtiler kabul ediyorum. Ama bize şöyle öğrenciler geliyor. Hocam yüksek puan aldım işte tıp mı olsun, mühendislik mi olsun. Bunlar tabii çok hoş şeyler değil. Önemli olan kendi yeteneğine evet. uygun. Sen kimsin? Sen nerede daha iyi olabilirsin? Senin beklentilerini ne güzel tatmin edebilir? Onu bulmaları önemli. Tabii üniversite süreci çok daha ayrı bir süreç. Üniversite hakikaten o çocuklar, gençler çok böyle mutlu olacakları, böyle adımlarını iki iki atarak gidecekleri bir ortam. Aslında üniversite tabii bir lise değil. Lisede her şeyi öğrendiler ama artık burada kendi mesleklerini öğrenecekler. Burada yetilerini geliştirecekler. Burada hayatı öğrenecekler. Evet. Burada baktıklarını görür hale gelecekler. Tabii o rol modelleri olan hocalarla beraber hayatı beraber evet. öğrenecekler. Beraber proje yapacaklar. Beraber kendilerini geliştirecekler. Tabii öğrenme süreci, üniversite öğrenme süreci aslında öğrenmeyi öğrenmek. Yani üniversiteler biliyorsunuz aslında umut merkezleri, evet. umut kaynakları. Üniversite aslında öğrenmenin gerçekleştiği mekanlar. Tabii bunu adam gibi yapmak lazım, bir fark oluşturmak lazım. Ben iyiyim diyecek halde bir eğitim almaları lazım. Dolayısıyla bu tabii hem öğrenciye bağlı hem üniversitenin sunduğu imkanlara bağlı. Tabii bizler devlet okullarında yıllarca bize çok kimse sahip çıkmadı. Aslında kendi yeteneklerimizle bir yere geldik. Ama barikayı hakikat müsaademeye efkardan neşet eder diyor. Yani aslında üniversite eğitimi rol model dediğimiz, bizler onların hocası değiliz, rehberiyiz. Bizler kendi hayat tecrübelerimizi o çocuğa aktarmak, ayrıca o çocuğun kim olduğunu, neci olduğunu, nerede yeteneklerinin iyi olduğunu, neredeki yeteneklerine daha fazla bir böyle katkıda bulunaraktan bir fark oluşturacağını sezecekleri yer. Bu da hocayla olur. Tabii biz online eğitimi hiç beğenmiyoruz. Yapmadık da Türkiye'de en çok yüz yüze yapan eğitim kurumuyuz biz bugün. Tabii evet. Covid aslında beraber yemek içmekten veya yakın ilişkiden bulaşıyor. Çift maskeyi taktıktan sonra, mesafeyi koruduktan sonra eğitim aslında yeni dönemde de hep devam etmeli. Dolayısıyla bu minvale baktığınız zaman çocuk ben kimim, neciyim, nasılım onu yetişecek. Aslında evet. üniversite eğitimi öğrenmenin gerçekleştirildiği bir yer. Öğrenmenin öğrenmesi dediğimiz şey de mevcut bilgiyi kullanaraktan yeni bir şey için gerekli bilgiyi kafada kendi kendine üretebilme yeteneği. Aslında üniversite eğitimi düşüncenin geliştirildiği bir yer. E tabii bunun için üniversite bir imkan sunmalı. Bu imkana baktığımız zaman mesela bizde bizde 10 tane yardımcı eğitim yöntemi var. Çocuğu hayata hazırlamak, en iyi hazırlamak, evet. fark oluşturmak için yaptığımız bir sistem. Bir düş eğit sistemimiz var mesela. Bizde zorunlu seçmeli derslerimiz var. Hı hı. Çocuğun orada sen kimsin? Senin düşünce sistemin nasıl? Tümden gelen mi? Tüme varım mı? Analitik mi? Sentez mi? Empatik düşünce mi? Critical thinking mi? Bunu geliştirmemiz önemli. Yoksa ders anlattınız, Google'daki bilgiyi verdiniz. Hı hı. Sonra da onu sınav yaptınız. Sonra da elinize bir diploma verdiniz. Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülük. Net söylüyorum. Hı hı. Ben tabii iki üniversite kurmuş tek kişi olarak rahat konuşuyorum MD, PhD olarak. Türkiye'de artık bu eğitim sistemini biz bir iyice hakikaten derinlemesine ne yapmamız lazım? İrdelememiz lazım. Böyle bir eğitim yok, kusura bakmayın. Hocalar içinde yok. Öğrenciye yapacağımız en büyük kötülük slaytı anlatıp sonra da sınav yapıp eline diploma vermek. Evet. Ondan sonra işsizler ordusu ortaya çıkıyor. Çocuk arayan değil aranan olmalı. Nasıl olacaksınız? Fark oluşturacaksınız. Orijinaliniz olacak, hikayeniz olacak. Eğer orijinaliniz yoksa
Hemen nereden alırsanız alın diploma, hiç problem değil. Onun için bir 10 üniversitesi son 1000 yılda gelmiş geçmiş 5 kişiden birinin ismini kullanıyor. Evrensel daha 11. yüzyıla adı gibi olması gerekiyor. Dolayısıyla biz hakikaten gece 11'e kadar hocalarla beraber işte bu 10 yöntemi bulup uygulayan şeyiz. Ben rektör olarak derse giren bir rektörüm. Hocamı kontrol ederim. Kusura bakmayın. Güven kontrola mani değil. Evet. Bizim Cerrahpaşa'da hiç böyle bir şey yoktu. Hacettepe'de de yoktu ama biz yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Çünkü o çocuk bize emanet edilmiş bir genç. Türkiye'nin geleceği. Kubbede hoş seda bırakmak için bizim ne yapmamız lazım? O çocuğu iyi yetiştirmemiz lazım. Öyle ders anlatmakla olmaz bu iş. Proje yaptıracağız. Mesela bir BILPAR sistemimiz var. Biruni, bilimsel proje arkadaşlığı. Bizde asistanlar Türkiye'de hepsi 4'te 5'te çıkar. Bizde asistan 7'de çıkar. Türkiye'de tek üniversiteyiz. 7'ye kadar çok çalışmayı öğrenecek. Proje yapmayı öğrenecek. Benim çocuklarımla beraber proje grubu oluşturacak. Bizde her asistan 3 tane 22.09 proje oluşturmak zorunda. TÜBİTAK projesi. Kimden yapıyor? Öğrenciyle. Amaç ne? Öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkartmak için projede, barikayı hakikat dedim, o ne demek? Evet. Beraber tartışarak, beraber fikir yaparaktan en iyi bulabilmek. Bir daha 11, bir daha 111 kuvvetine ulaşabilmek. Onun için bu bir par çok önemli. Bir düş eğit çok önemli. İşte bir daha sistemimiz var, bir bilgi not sistemimiz var. Evet. Mesela bizde bir akar sistemimiz var. Bir o ne? Akran arkadaşlığı. Çocuk her şeyle devamlı tabii birebir sistemimiz var. Çocuk akademik danışmanlık veriyoruz ama çocuğa aynı zamanda birinci sınıftaki öğrencilere 42 saatlik sertifika programı oluşturaraktan onlara bir böyle hocalık görevi veriyoruz. İkiler, üçler, dörtler birinci sınıfa rehberlik yapıyor. İşte hangi derste hangi yeteneklerimi geliştiririm, hangi laboratuvarda hangi projelere şey yapabilirim, bunlar konuşuluyor. Tabii ne kadar kampüste çok konuşursanız, kampüse öğrenci gelecek, öyle evde istirahat ederek online eğitim diye asla bir şey olamaz. Türkiye yapılacak en büyük kazık olur. Dolayısıyla biz çocukları sosyal mesafeye dikkat edip çağıracağız. Beraber onlara rehberlik edeceğiz. Onların yeteneklerini geliştireceğiz. Öğrenmeyi öğreteceğiz. Neydi öğrenmeyi öğretmek? Mevcut bilgiyi kullanarak yeni bir şey için gerekli bilgiyi kafada kendi kendine üretebilmek. Ben şimdi hoca, transfer için hoca geliyor. Öğrenmeyi öğrenmek ne hocam diyorum. Boynu bükük. Ya hocası bu işi bilmezse üniversitesi nasıl bilecek? Dolayısıyla bizim fark oluşturmamız lazım. Bizim oturup çok çalışmamız lazım. İnsanlara örnek olmamız lazım. Evet. Türkiye eğer 160 ekonomiden daha, 16 ekonomiden daha aşağı gidecekse, bunu biliyorsunuz ticaret adamları sayesinde. Bilim için baktığımız zaman tabii 50'lere çıkıyoruz. Halbuki bilim üretirse üniversiteler, üniversiteler yeni bir şey birbiriyle uğraşmayıp yeni bilgi üretirlerse, gece 11'e kadar çalışırlarsa Türkiye'de ikinci Japonya olur, ikinci Almanya olur. Evet. Çalışmadan da hiçbir şey olmaz. Biz tekrar köklerimize dönüp 500 yıl önceki çok çalışmamızla, dünyayı adaletle yönettiğimiz gibi bilimde de bugün çok iyi olursak biz petrol için insanı öldürmeden bu işleri gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Evet. Herkes görevini iyi yapacak, kusura bakmasın. Evet, peki. Herkes görevini tam yapacak. Tam yapacak ki bu ülkede katma değer oluşturalım, bu ülkede kubbede hoş seda bırakalım, bu ülkenin öğrencileri yurt dışına gitmesin, bizde okusun. Bizde proje yapsın, bizde bilim üretsin, o bilimi de ekonomiye katalım. Başka türlü bir yerlere gelmemiz mümkün değil Ahmet Beyciğim. Evet, şimdi yurt dışına gitmesin öğrenciler dediniz ama ben de şimdi size öğrenci değişim programlarını soracaktım. Tabii. Üniversitenizin öğrenci değişim programlarını... Ben onu bahsetmiyorum. Evet. Şöyle, benim bahsettiğim Türkiye'nin en iyi okullarından mezun, bir bakıyoruz ki yarısı yurt dışına gitmiş. Bu Türkiye yapılan, bunu Milli Eğitim Bakanlığı düzeltmeli. Evet, tamamen benim oraya bu gidip ülkenin çalışkan eğitim. Çocukları bu ülkenin çalışkan üniversitelerinde olmalı. Evet. Çalışkan üniversiteleri de en çalışkanı alıp köfte yapar gibi hiçbir işe yaramaz hale getirmemeli. Evet. Fark oluşturmalı, bilim üretmeli, ekonomiye katmalı. Değişim programları deyince ben de bir sene gittim İngiltere'de kaldım. Bir sene gittim Amerika'da kaldım. 3 ay gittim şeyde kaldım. Siena'da kaldım İtalya'da. Bizler böyle olabilir. Ama benim söylediğim liseden sonra Amerika'ya gidiyor. Orada artık kalıyor. Ya bu topraklar seni yetiştirdi. Bu toprağa hizmet etmemiz lazım. Ama onların da önünü açmamız lazım. O da diyor ki ya ben Hacettepe'liyim veya Cerrahpaşalıyım. Ya bana hiç dokunan olmadı diyor. Haklılar. Dokunacağız.
O çocuğun yeteneğini geliştireceğiz. Evet. Artık öyle susa susa, yani böyle ben koltuğumu kaybetmeyeyim, ne olursa olsun deme dönemi geçti. Evet. Artık herkes performans bu ülkede üretmek zorunda. Bu güzel ülkemizin kubbesinde hoş seda bırakmalı. O da neyle olan? Konuşmayla değil, evet. İç rahatla. Yapan konuşur. Yapan konuşur ve yapanı konuşturacak hale getirmemiz lazım. Evet. Niye? Çünkü bu ülke bak dünyada tek. İnsanlara yardım eden, insanları kucaklayan, insanın maddi karşılığı olmadan ne yapan bir ortam hazırlayan bir ülke. Onun için bu ülkeye çok hizmet etmemiz evet. lazım. Gayret göstermemiz lazım. Onlar da bize gelecek. Biz de oradaki eğitimin aynısından daha fazla yapacağız ki, aynısı demiyorum bakın. Bakın hayatta başarılı olmak için orijinaliniz olacak. Eğer Amerika'yı veya Avrupa'yı bugün taklit edersek ikinci sınıf oluruz. Hiçbir zaman orijinale ulaşamayız. Muhakkak evet. orijinaliniz. Orijinal neyle oluşacak? Yaratıcının verdiği bu güçle olacak. Bu ne? Düşünce. Düşünceyi insanlara ben şimdi size sorsam, beyniniz hangi düşünce sistemini kullanıyor Ahmet Bey desem, boynunuz bükük kalacak. Ben çünkü bunu profesöre de soruyorum. Daha adam profesör olmuş ama düşünce sisteminde nasıl bir fark oluşturur, nerede nereye dokunur da bir orijinal bir şey çıkartır, bu ülkede bu yok. Evet. Bunu sağlayacağız. Bunu neyle sağlayacağız? Evrensel Deha Biruni ismini taşıyan, inşallah bilimin geleceğini yazmak için kurulan Biruni de sağlayacağız evet. inşallah. Peki şimdi online eğitimden ziyade yüz yüze eğitimden bahsettiniz ve uygulamalı eğitimden bahsettiniz, projelerden bahsettiniz. Peki mezun olduktan sonraki süreci de anlatır mısınız? Mezun olduktan sonraki süreçte nasıl avantajlar, imkanlar sağlıyorsunuz? Şimdi mezun olmadan aslında bir kardan sistemimiz var, onu anlatayım ben size. Kariyer merkezi. Kariyer demek bir işte derinlemesine ilerlemek demek. Şu anda siz kariyer basamaklarındasınız. İnşallah ileride genel müdür olacaksın. Bakın evet. başarının sırrı inanmak. Evet. İşin kuralını öğrenmek ama o kuralı farklı stilde oynamak. Başarı böyle bir şey. Biz 7 yıldan beri işte Türkiye'nin ilk 100'den 7 kişi öğrencimiz var. En dolu üniversiteyiz. Niye? Bütün akademisyen çocuğu bize geliyor. Niye? Hocanın yeri, hoca iyi yetiştirir diyor. Fark oluşturacağız Ahmet Beyciğim. Dolayısıyla mezuniyetten sonra da bizim işimiz hazır olacak. Sen öyle bir kariyer alacaksın ki sektörde neye ihtiyaç var? Evet. Sektör ne istiyor? Ben kendi yeteneklerimi nereden geliştireceğim? Üniversiteler yan yatma yeri değil. Uyumama yeri belki. Gece 11'e kadar çalışırsanız bilim üretirsiniz. Evet. Benim Amerika'daki hocam 11'e kadar bizi tutar. Bilim üretirdik. Hep adam bütün literatüre hakimdi. Biz onu anlatırdık. O bize proje verirdi. Biz yazardık. Biz hocaya sunardık. Böyle olacak. Öyle saat 5'te gittim. Eve de gittim, biraz televizyon seyrettim, arkasından da dizi seyrettim, arkasından da sohbet ettim, yarın da geldim 10 senelik slaytları çocuklara anlattım. Böyle bir şey yok. Bu kul hakkı. Evet. Biz konumuzda en iyi olacağız. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Yaratıcı diyor ki insan için çalışmasının karşılığı dışında bir şey yok diyor. Fark oluştu. Fark nasıl olacak? Düşüneceğiz. Biruni diyor ki ben 2 bayram günü istirahat ettim. Bakın. Siz şimdi genel müdürden 20 gün istirahat isteyeceksiniz. Bizim mesela lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri 3 ay izin. Yok böyle bir şey. Ben çocuk nöroloğuyum. Ben beyni iyi biliyorum. Neuroscience'ı iyi biliyorum. Beyin 2 gün istirahatla her şeyi toparlar. Öyle 10 gün, 15 gün istirahat diye bir şey yok. O bizim uydurmamız. Evet. Zannediyorlar ki az çalışan daha sağlıklı olacak. Çok çalışan daha sağlıklı olur. Çok çalışan defterinde çok güzel şeyler olur. İnsanlara, evet. insanların en hayırlısı. İnsanlara en çok fayda. Herkesin yaptığını yaparsanız bu fayda değil Ahmet Beyciğim. Her şeyin, herkesin yapamadığını yaparsanız bu fayda. Anlatabildim evet. mi? Dolayısıyla siz de spiker olarak dünyada en iyi spikerlerden daha iyi bir hale gelirseniz o zaman fark oluşturuyorsunuz demektir. Onun için mezunlar hiç korkmasın. Üniversite eğitimini, eğitim sürecini bir kariyer merkeziyle, sertifika programlarıyla, evet. çünkü bilgi devamlı değişiyor. Bilgi değiştiği için sizin devamlı baktığınızı görür hale getirecek bir beyine ihtiyacınız var. Evet. Yoksa Google'daki bilgiyi benim kafama yazdınız, ben de sınava girdim yaptım. Böyle bir şey yok. Çocuk diyor ki, hocam karıştırmış diyor, son anda diyor, yapamadı diyor, işte tıp istiyor da eczacılık olur mu diyor. Ben de içimden diyorum ki çocuk öğrenmemiş, ezberlemiş. Biz ezberi geçtik, öğrenmeyi geçtik, biz anlama modunda evet. olmamız lazım. Fark oluşturmamız lazım. Düşünce sistemimizde onu iyice yoğurup, Mevlana diyor ki, bilgi elmanın kabuğu, bilginin de bilgisi elmanın iç gibidir diyor. Elmanın içine girmek için
onu ne yapmak lazım? Konsantre olmak lazım, fark oluşturmak evet. lazım. Peki. Fark oluşturmadığınız hiçbir işten hiçbir köy kasaba olmaz deyip bitirelim. Evet. Onlara başarılar diliyorum. Evet. Lütfen üniversite seçerken necisin, ne yapıyorsun, kimsin, vizyonun ne onu bir öğrensinler. Muhakkak evet. kampüsleri de bir geçsinler. Peki Sayın Yüksel, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Eğitim dünyasının sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.